Benimle oynar mısın? Baba. Sibel. Hoş geldin. Çok güzel. Bana bak, yakışıklı. Senin istediklerin oluyor, dileğin tuttu. Ben senin derdini anladım. Merak etme, oluyor. Oluyor da senin o skoru maça gitmeden yapman lazım. Bak, bu hiç olmadı ablacığım. Ben bugüne kadar İnönü'de maç kaçırmadım. O zaman bunu kaçıracaksın. Laf dinle. Olacak. Öyle diyor. Hem de ilk dakikada olmaya başlıyor. Abi, belki de totem budur bu sefer ya. Ha? Neden olmasın? Ya beyler, alayınız kafayı yemişsiniz ha. Bir Sunu ablanın burada fal bakması eksikti değil mi? Aranızda kafası çalışan bir tane adam var, Abu Kunta Kinte. Eyvallah abi. Eyvallah abi. Buyur ablam. Bu ne ya? Hamallık bu. Rakı yok mu rakı? Buzu, bu adamlar yarın görüşmeye geliyorlar. Hani bir cevap vereceğiz. Ne diyeceğiz? Düşünüyoruz kardeşim. Bir şey diyeceğiz. Ya burayı bırakmak o kadar kolay mı be abi? Kardeşim, ben sizle uğraşmaktan hakikaten yoruldum ha. Top ayağımıza kadar gelmiş. Fırsat önümüzde. Esir, sıkılmadınız mı tırmalamaktan? Al bakalım. Hadi sana iyi şanslar. Kış kış cinler, kış kış. Kış kış. Kış kış. Şeref baba, ben biraz yürümek istiyorum. Orası senin evin. Doğup büyüdüğü yer. Sizden sonra Muzo yerleşti ama şimdi yine benimle kalacak Hayda. Dert etme yani. Şeref baba. Hadi iyi geceler kızım. Tebrikler. İddiayı unutmamışsın Reşat. Ne şanstır ya. Her defasında nasıl tahmin ediyorsun? Vallahi çok şaşırıyorum. Ön sözü diyelim istersen. Kaybedeceğini gördüğün an kazanmaya başlarsın aslında. Anladın mı? İşte ben hep o yüzden kazanıyorum Reşat kardeşim. Eyvallah. Bu arada bu saha işini yarına aldım, hallediyorum. İyi yapmışsın. Çok uzadı zaten. Başlamadan para kaybediyoruz oradan. Milyon dolarları şimdiden verdi gitti. Enver abi. Merhaba Reşat. Merhaba Fatih. Merhaba Enver abi. Takım oturuyor galiba. Bugün ikinci yarı gayet iyiydi mesela. Artık sözümüzü dinliyorlardı ondan. Ama hala oyunda bir kalite yakalayamadık. %100 almamız gereken bir maçtı bu aslında. Beraberlikte iyi sonuç abi. Bakmasa. Daha işimiz çok.
Hanım. Hanım. Kalk hadi. Uyan. Sana söylüyorum. Kalk hadi. İyi ki bana denk geldin ha. Yoksa soğanı tuzu dayardı biri burnuna uyandırayım diye. Neyin var senin böyle? Neyi dert ettin kendine? Hiç. Hoş geldin. Kusura bakmayın, babam geleceğinizi söyledi ama ben unutmuşum. İyi misiniz? Şimdi gidiyoruz. Tamam. Adı neydi ya? He? Neydi bunun adı ya? Dur. Hatırladım. Dur. Sibel değil mi? Tabii. Hatta Desibel Sibel. Tabii abicim. Laço. Bu hatun var ya, bu afet bir şeydi ya. Böyle mahallede topukluyla bir yürürdü, anladın mı? Böyle tık 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 tık. Hepimizin desibelin ayarı bozulurdu arkadaş. İki gün kendimize gelemezdik. Yemin ediyorum ya. Oğlum ne olmuş bu kıza böyle? Tamam, ben biliyorum onu be abi. Onun hastalığı varmış ya zaten. Disleksi mi ne? Disleksi? Ne diyor bu oğlum, sen anladın mı bunu dediğinden? Ne? Disleksi de abi, disleksi. Oğlum o ne biçim hastalık? Ben daha adını söyleyemiyorum. O nasıl illetmişler? Hop, buzuk. Hadi be oğlum, takıldın kaldın. Hadi yürü. İlk pankart buydu değil mi kardeşim? Ha, tabii ya. Vay be. Koko ölmeden önceydi işte bu. Mekanı cennet olsun. Harbiden müze gibi kardeşim burası ya. Şu pankartları açıp sergilesek tarih çıkar ortaya be. Abi sen de hem böyle diyorsun hem de burayı vermek için en önden gidiyorsun ha yani. Biraz ters olmuyor mu? Güzel kardeşim bak, o mevzu başka, bu mevzu başka. Burayı mabet gibi görmenin kime ne faydası var anlamadım ki. Sinir yaptı, yine su kaynattı bak. Muzo! Selam. Çabuk!
Merhaba. Merhaba. Ben Muzaffer. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şurada top oynayan çocukların antrenörüyüm. Sahamızı alacağınızı söyledim. Üzüldük. Bizim şuradaki gibi büyük büyük binalara ihtiyacımız yok. İşimize yaramıyorlar. Bu semt, bu saha bizim. Biz burada yaşıyoruz. Muzaffer Bey, biz kimsenin malını zorla almıyoruz. Endişelenmekte haklısın. Ama bizim yaptıklarımıza dikkatlice bakarsan her şeyin sizin menfaatiniz olduğunu anlayacaksın. Bizim buraya yapacağımız kompleksin içinde zaten son derece modern bir halı saha tesisi olacak. Ayrıca son iki katında gençlerin yararlanabileceği imkanlarla dolu bir alan yaratıyoruz. Yüzme havuzu bile var. Ayağınızı yerden keseceğiz diyorsunuz yani. Ama biz ayağımız yere öyle sağlam bassın ki her vurduğumuz gol olsun istiyoruz. Hadi antrenmana devam. Koş, koş, koş. Tabii Sibel Hanım. Hemen çağıralım kızınızı. Bizim Paskalya'yı çağırır mısınız lütfen? Annesi burada. Tabii müdür bey, baş üstüne. Paskalya mı dediniz siz? Bakın bir yanlışlık olmasın. Benim kızımın adı Rüya. Burada yanlışlık olmaz Sibel Hanım. Bu ismi kızınız kendi kendine koydu. Kendisine Rüya diyenleri de dövüyor. Tabii siz uzun zamandır burada olmadığınız için bilmemeniz çok normal. Alabilmeniz için bir ikametgah göstermeniz lazım. Ayrıca iş sahibi olduğunuzu, çalışıyor olduğunuzu da belgelemeniz gerekiyor Sibel Hanım. İçinde bulunduğunuz durumu göz önüne alarak size yardımcı olmaya çalışacağız. Fakat sizin de mutlaka bu asgari şartları oluşturmanız gerekiyor. Daha ne kadar kalacak bizim evde? Oğlum, sen beni hiç dinlemiyor musun? Ne oldu be baba? Sorduğuma pişman ettin. Ulan eşi ol eşek. Bir kere de lafımı dinle şu hayatta ha? Oğlum ben sana söylemedim. Sibel ne kadar işlerse o kadar kalacak bizimle. Kendini söyleyip kendini dinliyorum. Ey Allah'ım. Ha, bana bak. Yarın akşam balığa çıkıyoruz. Kaytarmak yok ona göre. Senin eski işini yapman artık biraz zor kızım. Bizim milleti bilirsin. Hatırımı kırmayacak bir arkadaşın yeri burası. Rahat edersin. Neyse. Hele şu kızı bir çıkaralım oradan. Sonra yoluna koyarsın sen her şeyi istediğin gibi. Vallahi iki yere bana ihtiyacım vardı zaten. Getirdim iyi oldu. Ekmeğini çıkarsın buradan. Eşlik olma ya. Sağ olasın. Demek abi ne zaman istersen. Eyvallah. Sağ olasın.
Hadi, sonra görüşürüz. Bir iş dediğin var mı benden? Sağ ol baba, eksik olma. Ne diyeceğim bak. Gelir gelmez işe güce gir işler ama biraz kafayı da topla bak. Soluklanmak lazım, değil mi Sibel'cim? Akşama bir sürprizim var sana. İş çıkışı kayıkhaneye gel. Çok özlemişim Şeref baba. Şeref baba. Şeref baba telefonum var dükkandan, acilmiş. Hesapta olmayan bir sipariş gelmiş. Benim hemen gitmem lazım kızım. Hadi size rastgele. Bayağı biliyorsun bir şey yani. Hayatta tek becerebildiğim şey bu herhalde benim. Babamdan kalan bir şey işte. Seni böyle göreceğimi hiç düşünmemiştim. Nasıl? Yani böyle. Olta tutarken falan. Bu şekilde yani. O gece içinde kusura bakma. Böyle paldır küldür girdik. Korkuttuk seni. Yok, önemli değil. Zaten baksana, geldim yerleştim evine. Şeref baba da tutturmuş, illa burada kalacaksın diyor. Benim için sorun yok. Benim yukarıda yerim var. Çok kalmayacağım zaten. Şeref baba, hoş geldin. Hoş bulduk kızım. Epeyce yakalamışsınız. Ben bir yukarı çıkayım, gelirim. Merhaba. Geçen yıllara rağmen güzelliğinden pek bir şey azalmamış. Tilkinin dönüp dolaşacağı yer yine kürkçü dükkanı, değil mi Sibel? Aslında o kadar üzgünüm ki bilemezsin. Bunların hiçbiri yaşanmayabilirdi. Neyse. Artık senden tek istediğim aklı başında davranman. İçeride geçirdiğin süre bunu öğrenmene yaramıştır umarım. Rüya hiçbir zaman sahipsiz kalmadı. Sen hapisteyken onun iyi olması için her türlü yardımı yaptın. Kızımdan uzak dur. O benim de kızım. Kimseye söyleyemesem de onun kötü olmasını hiç istemem. Orada başına her şey gelirdi. Bizi rahat bırak. Şimdi çık git buradan. Gitmezsen ne yapacaksın? Bu sefer gerçekten öldürecek misin beni? Ben seni tabii ki unutmadım Sibel. İnsan böyle bir yarayla yaşayınca unutmak pek kolay olmuyor. Bak Sibel, eğer benim huzurumu kaçıracak bir şey yapmaya kalkışırsan,
Kızın oradan bir daha asla alamazsın, bunu unutma. Evrakların hepsi tamam. Sibel Hanım, artık size aşamalı olarak çocuğunuzu alma izni verebiliriz. Yani öncelikle bir süre sadece hafta sonları alabileceksiniz kızınızı. Ondan sonrası gelişmelere göre hızlanacak. Bu arada kurumumuza yapılan bağışlar umarım kesilmeden devam edecektir Sibel Hanım. Fatih Bey'in kurumumuza yapmış olduğu yardımlar ve iyilikler o kadar çok ki. Özellikle o kapalı spor salonunu görmelisiniz. Çok az yerde var benzeri. Peki Rüya babası hakkında ne biliyor? Çok özür dilerim efendim ama Paskalya'yı bulamıyoruz. Paskalya! Paskalya! İstemiyorum ben seni. Seninle gelmek istemiyorum. Benden uzak dur. Beyler. Beste bitti ya beste. Dinle dinle. Son, iki, üç, dört. O kadar paran var. Şerefin nerede? İnşaatçı olmuşsun. Gururun yerde. Dostlarını kullanıp şeklini yaptın. Şantiyeler Fatih'i sen ne ayaksın? La 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 la. La 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 la. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Kusura bakmayın, rahatsız ediyoruz ama. Evet babacığım, bestenin en damar yerinde girdiniz de buyurun, ne vardı? Biz Fatih Bey'le çalışıyoruz. Patron Muzaffer Bey'le görüşmek istiyor müsaitsin. Muzaffer Bey kim lan? Ya bu ya bu oğlum. Ha. Çocukluğum bu anda geçti. Babamın yazıhanesi buradaydı. O yüzden buraya sahip olmak için her şeyi yaptım. Çok uğraştım. Sonunda benim oldu. Şimdi yıkıp yerine otel yapacağım. Yıkılsın. Böyle giriyor bu işler Zo. Biraz oyun oynar gibi. Önemli olan kazanman. Hiçbir şey ayağına dolanma. Bu harabe bina mesela, anıları güzel. Ama daha güzeli bana kazandı. İşte ben o işlerden hiç anlamıyorum Fatih Bey. Nasıl öyle hemen alıp yıkıp yenisini yapıyorsunuz? Legolarla oynar gibi sanki ha? Ama ben böyle büyüdüm işte Muzo. İkimiz de Beşiktaşlıyız. Beşiktaş için vizyonu çok geniş, çok kıymetli projeler düşünüyorum. Sizin de iyi bir ekibiniz var. Birbirimizi iyi anlarsak birlikte çalışır, birlikte kazanırız. İçinde bulunduğunuz o saha biz inşaatçılar için çok değerli bir yer Muzaffer.
nerede kaldın? Öldük meraktan ya. Hey oğlum, neredesin sen? Ne oldu? Konuştun mu Fatih'le mevzuyu? He? Konuştum. Anlatacağım hadi. Hadi abi, maç başlıyor. Kalkalım hadi. Ha, maça. Usta, bizim hesaba yazıyorsun ha. Tamam. Aydın babacığım, saygılar sunuyorum. Aydın babacığım. Afiyet. Eyvallah. Uzo. Hadi be oğlum, neye takıldın hadi? Gidin, ben yetişirim size, gidin. Neye yetişiyorsun, ne anlatıyorsun? Maça gidiyoruz be oğlum. Ya o kesin totem yapıyor be abi, hadi ya. Hayda. Merhaba. Ne oldu? Neyin var? Yok bir şey. Hiçbir şey oldu yok. Yalnız bırakır mısın beni? Sibel. Yalnız bırak dedim, duymuyor musun? Gitmeyecek misin sen? Ben seni hep güçlü bir kadın olarak gördüm. Böyle Amazon gibi. Hiçbir şey ağlatamazdı seni. Hiç kimse üzemezdi. Hiç kimse yanına yaklaşamazdı. Anlatabiliyor muyum? İyi. Şimdi bu halde gördüm. Oldu mu? Tamam mı? Olmadı. Hiç olmadı. O gördüğün güçlü kadın 9 yılını içeride geçirdi, tamam mı? Kızımı benden aldılar. Yıllarca göremedim onu. Ona kavuşacağım günün hayali ayakta tuttu beni. Ve bugün o güçlü kadın olan ben, kızımı almaya gittiğimde bana seni istemiyorum dedim. Rüya beni istemedi. Benden kaçtı. Adını bile değiştirmiş. Paskalya. Paskalya yapmış adını. Neden Paskalya? Beşiktaş. Ay be. Yavru kartala bak. Bu gerçek totem oldu. Neyzen abi. Neyzen abim. Cadı. Yemin ediyorum Cadısun abla. Bu maça gitmezsen ilk dakikada gol atacaklar dedi, al gol. Başta takmamıştım ama. Senin sayende oldu. Sibel. Ben senin o Paskalya çöreğini nasıl alacağımızı biliyorum. Gol be abi. Gol. Yalnız kafadan siyah beyaz oldu ha. Oğlum bu Kuntan'ın arkadaşı harbiden benziyor lan Paskal'a, baksana şuna. Ya kafayı kazıtalım, bunun annesi bile anlamaz bu oğlum. Birader, what is your name? My name is Kingsley Duran. Ne? Anlamadım ki vallahi, Duran falan diyor. Ya geç be oğlum onu, biz sana şey diyelim birader. Michael. Ha. Sen Michael Jackson. Ya okey. Okey, okey. Okey,
Hadi yine iyisin lan. Paskal'dan da imza almadım demezsin. Yürü. Sen de mi imza alalım? Hıdır abi için mi imza alalım? İmzala babacığım. Yaratıcı bak, eline imza attırıyor çocuk. Hadi böyle anımız olmuş oldu. Tamam, hadi sağ olasın. Buyurun, Paskalya Hanım'ın balığı. Buracığım, bu yara vurmayın, ayıp olmasın. Sen burada mı doğdun büyüdün? Evet Paskalya, burada doğup büyüdüm. Benim babam, yani senin Aykut deden burada balıkçılık yapardı. Benim babam ne yapardı peki? O da mı burada büyümüş? Evet, o da burada büyümüş. Hangi takımı tutardı? Okula gelen abi Beşiktaşlı olduğunu söylemişti. Ne zaman söyledi kızım? Kimmiş o abi? Bana bayramlarda hediyeler getiren bir abi var. Reşat abi. Babamın arkadaşıymış, o anlattı. Sen bizimle maça gelecek misin Paskalya? İnan da mı? Oley! Yavru kartal oley, yavru kartal oley, yavru kartal oley. Paskalya, yani Rüya. Adı gibi güzel bir kız. Çok şey hak ediyor. Maça gideriz dedim diye kızmadın ya. Yok, hem maçtan bahsedip beni çok zor bir durumdan kurtardın. Bazı şeyleri anlatmak o kadar zor ki. Ona babasını nasıl anlatabilirim mesela? Sen bizi görmezdin o zaman mahallede. Başka yerlerdeydi gözün. Ama biz izlerdik seni. Uzaktan. Hayrandık yani sana. O zaman çok üzülmüştüm. Kızmıştım hatta sana. Neden? Bütün o olanlar, başına gelenler. Bilmem. Belki de hiçbirini yakıştıramadığım için sana. Hepimizin hataları oluyor hayatta. Ben de kendi payıma düşeni yaşadım. Benim anlamadığım işlerin nasıl bu hale geldi? Ben bunları hiç konuşmak istemiyorum Zafer. Tamam. Tamam da daha ne kadar saklayacaksın babasını Rüya'dan? Şimdilik bilmesine gerek yok Fatih. Zamanı gelince öğrenir. Bizim için endişeleniyorsun, sağ ol. Ama bundan sonrası benim sorunum. Geç oldu. İyi geceler o zaman. İyi geceler. Abi iyi akşamlar. Sallanmak ister misin? Yok. Sibel abla. Ben Sıla. Tanımadın beni. Aa Sılacığım. Ne kadar büyümüşsün. Genç kız olmuşsun. Çok özledik seni Sibel abla. Bak bu benim kızım Paskalya. Paskalya mı? Daha önce hiç böyle bir isim duymamıştım. Merhaba, ben de Sıla.
Biliyor musun, ben annenle tanıştığımda senin yaşlarındaydım. Muhabbetin de çok güzelmiş bu arada. Aynı ismin gibi. Tatlı mı tuzlu mu belli değil. Neyse. Kendine çok iyi bak. Gencise, severler güzeli gencise. İşte bu kapıyı da hiç kaçırmadan hemen alacaksın Paskalyacığım. Merhaba. Merhaba. Vay vay vay, Pavlo oynayana bak. Kendine yeni öğrenci bulmuşsun baba. Evet. Neyse ki sana hiç benzemiyor. Dikkatle dinliyor Şeref dedesini. Yine hangi çok önemli işinizden geliyorsunuz bakayım? Şurada loş bahçenin orada boyama işi var da oraya gidiyoruz Şeref baba. Bizim akşam çocuklarla antrenmanımız var. Sonra da maç yapacağız. Eğer Paskalya gelmek isterse. Olur tabii, geliriz. İyi o zaman. Hadi kolay gelsin. Kolay gelsin baba. Eyvallah Şeref baba. Bir şey soracağım Şeref baba. Sor yavrum. Sen benim babamla da hiç tavla oynadın mı? Neden sordun Paskalya? Çünkü ben yaşadığını biliyorum. Annem neden bana onu hiç göstermiyor? Anneni üzme yavrum. O hep senin iyiliğini düşünüyor. O da bana yalan söylemesin o zaman. Şeref baba, geleceğini söylememiştin. İçime sıkıntı veren bir şey var kızım. Duramadım bir yerinde. Benim için aile her zaman çok önemlidir. Bir türlü öyle istediğim gibi kalabalık bir aileye sahip olamadığım için belki de. Kim bilir? Muzo'nun annesi çekip giderken onu durduramamıştım. Ona hep annesini geri getireceğimi söyledim. Buna kendim de inandım. Bu yüzden hep bir şey eksik oldu.
Bir uzaklık girdiniz öyle aramıza. Sen bu hataya düşme kızım. Rüyadan hiçbir şey saklama. Onunla hep doğruları, gerçekleri konuş. Ben kayyum olursam Fatih'e tekrar dava açabilirsin kızım. O zaman gerektiği kadar yakındıramamıştık sana. Kabahatliyiz. Hoş geldin Muzaffer. Ne içersin? Sağ olun, bir şey almıyorum. Olmaz olmaz öyle. Çay o zaman. Gel otur şöyle. Bana bir dakika izin ver. Evet, kararınızı verdiniz mi? Ne diyorsunuz? Tam olarak hangi çay bahçesini veriyorsun bize bu kuracağımız dernek için? İskelenin yanında çok işlek bir yer. İstersen birazdan Reşat'la gider bakarsın. Yalnız bir şey merak ediyorum ben. Sen de bizim türbüne bakıp kızanlardansın değil mi? Bizim türbündeki hallerimizi sevmeyenlerden. Tam öyle değil aslında. O eski taraftar şekli değişti artık Muzaffer, tarih oldu. Farkında değil misin? Stat'taki herkes artık bir müşteri. Üstüne slogan yazdığın her tişört artık bir mal. Sen kendinden düşünsene. Küçücük şeyler için ne canlar yandı, neler yaşandı. Türbünü geçim kapısı yapanlar. Sen de onlara kızıp isyan etmedin mi? Söylesene. Evet, kaybettiğimiz şeyler oldu. Bizi üzen, bizi kahreden şeyler. Artık bunlarla uğraşmaktan bıkmadın mı? Büyük düşün. Ben hepinizin abisiyim. Sibel. Al yavrum sana. Vallahi çok şaşırdım. Hala mektuplaşan var mı bu devirde? Sadece biz ihtiyarlar kaldık zannediyordum. Ya hapisten kalan bir alışkanlık işte Ruhi abi. İyi bari. Hadi kolay gelsin. Dediğim gibi Kadriyeciğim biraz zaman alacak. Birkaç hafta sonra tamamen alırım herhalde. Tabii geleceğiz o zaman. Hemen geliriz. Tamam canım. Çok sevgiler, öpüyorum. Yok, doğru bir karar verdin Muzaffer. Hayırlı olsun. Allah'ın izniyle Fatih Bey kulübe başkan olduğunda çok daha büyük işler yapacağız birlikte. Görüşürüz. Hadi. Ne haber Sibel? İyi. İşten çıktım ben de.
Ya ben fena acıktım. Ne yesem diye düşünüyorum. Sen de aç mısın? Benim kaçış yerim de burası işte. Eski köprü altını hatırlatır bana bu sallantısıyla. Bilir misin eski köprü, gider misin? Tabii. Okuldayken ben de giderdim bazen arkadaşlarla. Ben lise sonunda müdavim oldum oranın. Gerçi o sene birçok şeyi bıraktığım sene oldu benim için. Top oynuyordum dikili taşta. Sakatlanınca bitti tabii futbol. Erzurumlular Çaybi ile Kemancı arasında tamamlandı benim lise tahsilim. Devamsızlığım yoktu neredeyse. Orayı da bir gecede yaktılar değil mi? Bir gecede. Gözümüzün önünde gitti köprü. İşte böyle oluyor Muzaffer. Çaresiz kalıyorsun. O anda hiçbir şey kurtaracak gücün kalmıyor. Benim başıma gelenler de biraz böyle yangın bir şey işte. Peki Fatih'le olan durum? Nasıl? Yani nasıl bir ilişkiniz var bu onunla? Fatih'in özel asistanıydım. Kısa zamanda pek çok konuda yetki vermişti bana. Başarılı, parlak bir iş adamıydı. Evet ama adam evli ve çocukluydu. Ben öyle bir kadın değilim. Neden saldırdın ona? Şirket büyük bir ihale kazanmıştı. Kutlamak için onun teknesindeydik. O kadar insanın gözü önünde sanki onun sevgilisiymişim gibi davranıyordu. Her şey üstüme geldi. Bayılmışım. Ayrıca mahkemede şirket dolandırmakla suçlandı. Sabahları işe gidiş saatini bilirdim. Uzaktan izlerdim geçişini. Sanki son kez bakıyormuşum. Sanki bir daha geri dönmeyeceksin. Sibel. Benim gözümde sen şu an o zamankinden çok daha başkasın. Konuştuğum, tanıdığım Sibel. Çok daha güzelmiş hayal ettiğimden.
Sen benim her gece efkarım, yüzümdeki yaşım sigara dumanı. Sen benim damardaki kanım, alnımdaki yazım şanlı beşik taşı. Kalbimin en orta yerinde büyük bir yangın var, alevler içinde. Beşiktaş sana yemin olsun, bitmeyecek sevdan mezarında bile. Vay be Fatih çekirgesi. Hadi bakalım bir daha sıçrayabileceksin mi? Ya beyler, biz bu Fatih'i gözümüzde acaba çok mu kötülüyoruz? Yani adama hemen şeytan mı yapıyoruz? Nasıl yani be oğlum? Ya şimdi Sibel yenge mevzusunda mesela, hani benim çakozlayamadığım bazı davalar var. Neymiş ki onlar? Bak güzel kardeşim, başına bir iş geldiyse ne yaparsın? Gidersin, şikayet edersin. E bir kere şikayet etmekte gecikmişsin. Yani insanın kafasını bulandırıyor bu, anladın mı? Ha bir de şey mevzusu var, test mevzusu. Hı. Fatih çocuğun babası çıkmıyor ki bu oğlum. Nasıl ya? Ha. Bir dakika Fatih, çocuğun babası... O çıkmıyor muydu? Ben de şimdi tam hatırlayamadım da yani. Evet, dava açılıyor. Fatih'in çocuğun babası olmadığını kanıtlıyor herifin avukatları. Kan testinin sonucunda da herif aklanıyor. Sütten çıkmış alt kaşık. Aman koy. Ozi, güzel kardeşim. Fatih her istediğini parayla yaptırmıyor mu? Kim bilir kimin kanını yolladı teste. Belki de yanında dolaştırdığı o Reşat köpeğindir. Bu sefer deplasmanda oynatmayacağız bu maçı. Tabii be abi. Tabii ya. Kan mevzu abicim, kan. İşte burası dedenle anneannenin yeri Paskalya'm. Anneanneyi kaybettiğimizde sen çok küçüktün. Hatırlıyor musun onu? Sen de benim gibi babasız mı büyüdün yani? Bak güzel kızım, kartalların bir hikayesi vardır. Kartal uzun yaşayan bir kuştur. Fakat belli bir yaşa gelince gagasını ve pençelerini yenileyip değiştirmesi gerekir. Önce gagasını taşlara vurup düşürür. Sonra pençelerini söker atar. Sonra tüylerini yolar. Yeni ve daha parlak tüyleri olur böylece. Bu çok acı veren bir iştir. Çok canı yanar kartalın. Ama yeniden doğmuş gibi olur sonunda. Sen de ben de çok üzücü günler geçirdik. Ama şimdi birbirimizi bulduk yeniden. Demek kardeşim Aykut'un yanından geliyorsunuz ha? Aa, Reşat abi burada. Paskalya, Beşiktaş'ı gezmeye mi geldin sen? Artık burada bir evim var. İşte Reşat abi. Biliyorum kızım, iyi tanıyorum. İyi günler Reşat abi. Görüşürüz Paskalya. Reşat abi. Babam hakkındaki her şeyi anlattı bana annem. Beni Fatih'e götürür müsün? Babama.
Ne söyledin canım o abiye? Hiç. Bak, bu takımlar da Aykut dededen yadigar bana Paskalya. Bu da Deniz'in hakkı. Hadi. Ruhu şad olsun Aykut kardeşimin. Allah'ın düşürmesin.
Nereden çıktı şimdi bu pankart Alperen Fatih? Hiç iyi olmadı, söyleyeyim sana. Maç bittiğinden beri konuşuyorum bizimkilerle, onları ikna etmeye çalışıyorum. Her zaman böyle şeyler olur abi, bilirsin. Tribündeki ipsiz sapsız serseri tayfası işte. Ben şimdi orayı kontrol altına aldırıyorum, merak etme. Sessiz sessiz çalışmasını severiz biz. Bu gürültü patırtı da iş yapamayız seninle. Biliyorsun, seni severim. Bizim için özelsin. Ama unutma ki hiç kimse vazgeçilmez değil. Bir an önce hallet. Sustur bu gürültüyü. Uyudu mu bizimki? Çok direndi ama sonunda bayıldı. Hiçbir şeyi kaçırmaması lazımmış. İstersen eve götüreyim sizi. Burada böyle oturmayı özlemişim. Birazdan gideriz. Sibel, sen hala niyetli misin buralardan gitmeye? Biraz daha oturacağım dedim ya. Sopalarla Abbas Ağa'ya girmeler falan, çakallar. Tayfa! Geç oldu oğlum, hadi kalkalım artık. İyi yorulduk bugün ha. Ama Paskalya ne kadar cesur durdu bugün, gördünüz mü abiler? Aynen aynen. İlk sabahlama sınavı gibi oldu bu ha. Yavru Kartal'a benden 10 numara. Hadi bakalım. Hadi hadi. Yarın sabah geç kalma. Tamam tamam, uyandırırım ben bunları. Hadi geceler. Paskalyacığım, bizim bayram geçti ama Leandro söyleyince yaptım bunları. Bu bayram masası senin için kuruldu bu sefer. Aslında neşemizin daha iyi olduğu bir sabah olsaydı iyi olacaktı ama siz ertelemeyelim deyince. Niye öyle diyorsun Despina teyzeciğim? Bizim neşemiz gayet yerinde. Yani özlemişiz böyle meydan muharebelerini, paslanmışız da biraz değil mi? İyi oldu, açıldık yani. Herifleri de paket ettik, yolladık şey evlerine. Oğlum kolay mı öyle Abbas Ağa'ya girmek, ne var? Eline sağlık Despina Hanım. Hadi bakalım, afiyet olsun. Hadi bak, yanaş Ozi, yanaş. Yanaş hacı. Hayır, ekmek var mı orada? Bakın bakın, buradaki fotoğraf daha güzel çıkmış oğlum. Haber de daha güzelmiş, bak. Vay be, Fatih Efendi'yi var ya, asıl şimdi görmek lazım bu oğlum. İyice eğlenmiştir. Evet be abi, sen ne diyorsun? Benim sabahtan beri kulaklarımın içi çınlıyor ya. O şimdi bir içini döküyordur ki sorma. Paskalya, ne haber? Bak sana ne anlatacağım. Bu gördüğün yumurta dünya, tamam mı? Bu yumurtanın kırmızıya boyanma sebebi de dünyayı kötülüklerden kurtarırken kanını akıtmış insanları hatırlamak için. Ya Leandro, ne anlatıyorsun oğlum küçücük çocuğa? Kilisede haine mi geldik lan, Allah Allah? Paskalya, tut bakayım yumurtayı, ah. Tut. Vur bakayım şunun tepesine. Aa, benim gibi. Bana da, bana da, bana da. Ver, ver, bana da ver. Aa, bana ver. Ver. Aa, benim gibi. Sana ver. Ya. Şöyle vereyim size. Kim geliyor? Hadi gel. Paskalya'nın gibi. Hadi bakayım. Dün akşam saldıranların Fatih'le bir alakası yok. Tamamıyla rastlantıydı değil mi Muzu? Bütün bunlar benim yüzümden. Bu daha başlangıç. Üstüne gittikçe kuduracak. Seninle bir ilgisi yok canım. Benim zaten onunla başka hesabım var, bilmiyorsun. Ben ne olduğunu çok iyi biliyorum Muzo. Sen istediğin gibi uğraş onunla ama beni ve kızımı karıştırma. Sibel, lütfen bana güven.
Ben her şeyi yoluna koyacağım. Sana söz veriyorum. Hiçbir şey yapamazsın. Şu haline baksana. Ben Rüya'yı tehlikeye atamam. Üfle bakayım. Ya Paskalya, bu çok zor. Ben bunu beceremem ya. Yok, olmuyor. Vay be. Geç kalıyorum ben. Rüya kızım, nereye? Reşat abi alacak beni. Geç kalıyorum. Babama gideceğim. Rüya. Sana geri dönmez diye mi korkuyorsun? Evet, korkuyorum. Beni sevmesi için onu zorlayamam. Zorlama zaten. Kendi haline bırak. O seni bulacağı yere gelir. Ya gelemezse? O zaman sen de yanardağ olursun. Daha ne kadar bekleyeceğim babamı? Baba mı? Babanın iyi bir insan olduğunu düşünmen için sana onun öldüğünü söyledim. O seni doğurmamı bile istemedi. Hapis yatmamın, seninle böyle ayrı kalmamızın sebebi maalesef o. Ama ben okuldan biliyorum. Senin katil ve hırsız olduğunu herkes söyledi bana. Sen babam yüzünden girmedin ki hapse. Beni sevseydin kötü şeyler yapmazdın.
biz de ayrı kalmazdık. Sana söylenenlerin hiçbiri doğru değil ki canım kızım. Ben kötü olan hiçbir şey yapmadım. Neden o zaman sana inanmadılar? Suçsuz olsan doğrusunu anlatırdın. Neden o kadar zaman hapiste kaldın? Neden beni bıraktın? Ah Paskalyacığım. Tamam. Sana suçum olmadığını kanıtlayacağım. Sana söz veriyorum canım kızım. Artık annenden utanmayacaksın. Sana gel gülüm ol dedim. Ama tıpkı o diken gibisin. Sürekli aşağı çekiyorsun kendini. Olman gereken yerin hep altındasın. Bula bula o lümpen bitirimleri buldun. Ne yarar gelir sanıyorsun onlardan sana? Sibel. Sibel kızım. Efendi buraya kadar girmiş ama... Gülleri soruyorsa söyleyeyim. Onların sahibi var. Tamam Ruhi abi, sen merak etme. Bitti mi söyleyeceklerin? Kızını bir süre göremeyeceksin. Bunu hiç düşünme, unut. Sana son uyarım. Belki aklın başına gelir. Keşke öldürseydim de seni. 9 yılıma değseydi. Ayaz var. Ateşin başına yaklaş. Yaklaş gel ya. Ayak 3.5 ile 4 arasında. Ya sürekli 3.5 atarsın. Ya da 4.4'lük adam olur yaşarsın. Bak Nevzat geliyor. En delikanlı haliyle. Birazdan sevgilisiyle buluşacak.
Buluşamayacak. Onu şu balık tablolarının üstüne yıkacaklar. Sivil polisler. Optik. Yüzbaşı Şerafettin. İşte böyle nice dört dörtlük adamlar gelip geçti bu balık pazarında. Seni tekrardan kaybetmek istemiyorum. Tıpkı senin gibi benim de içimde hep bir gitme isteği vardı. O yüzden hiçbir yere tam olarak yerleşemedim. Ama sonunda şunu anladım. Sibel. Sen benim gitmek istediğim yersin. Alo. Hayırdır oğlum? Ne? Ne oluyor Tiger? Toplantı bitti şimdi, çıkıyorlar işte. Çocuklar, şöyle bir kenara çekilin bakayım. Eller sıkıldı, imzalar atıldı. Güzel. Peki bizi ne yapacaksınız? Ona da karar verdiniz mi? Senin bütün sahtekarlıklarını ortaya dökeceğim. Bu işin peşini bırakmayacağım, biliyorsun değil mi? Böyle serseriler gibi yol kesip hakaret edeceğine... adam gibi işini yapmayı öğren, sözünün arkasında dur. İşte sen bunu hiçbir zaman anlamayacaksın. Biz öyle hesaplara gelen adamlar değiliz. Bak Muzo, ben her istediğini her şartta alan bir adamım. Ben ne istersem o olur. Bunu da en iyi Sibel bilir. Hayır, ben! Ya yürü be kardeşim, yürü! Hemen gidiyorum. Yürü be! Hemen gidiyorum. Anne! Anne!
Sen buraya nasıl girdin? Hadi bakayım dışarı. Tırmandı oğlum valla. Sanıyorum oğlum. Ben senin oğlun değil, kızınım. Ama sen benim babam olamazsın. Çünkü sen adam değilsin. Geleneklerine bağlı, biraz da muhafazakar bir camiayız biliyorsun. Bana göre iş her şeyin önünde gelir. Ama içinde yer aldığımız toplumun bazı hassasiyetleri var. Onu yok sayamazsın. Fatih, çok üzgünüm ama son yaşanan hadiseler artık birlikte iş yapmamıza engel oluyor. Bu yüzden de seninle süre gelen anlaşmalarımızı şimdilik durduruyoruz. Bana bir şans daha verir misin abi? Şeref Bey, merhaba. Bakın, siz sevilen, sayılan Beşiktaşlı bir abimizsiniz. Size bu davalara karışmak yakışmaz. Ayrıca burada esnafsınız. Fatih, bir saniye, oğlum. Bir saniye, daha bitirmedim. Madem bu mevzuya karıştınız, Sibel'e babalık yapmak niyetindesiniz. O zaman beni iyi dinleyin.
Ben aslında ona büyük bir iyilik yapmak istiyorum. Rüyayı yetimhaneden tamamen çıkarıp sana verecekmiş. Ne istediği malum. Sen kızını aldıktan sonra benden haber bekle. Ben sana nereye geleceğini söyleyeceğim. Tamam mı kızım? Paskalya. Sibel Hanım, biz çıktık. Tıpkı bana benziyorsun. Seninle biraz daha büyüyünce tanışmak istemiştim ama o gün maçta gördüm ki sen çoktan büyümüşsün. Neden beni istemedin o gün? Çünkü ben senin baban değilim Rüya. Annen kim bilir sana neler söyledi. Evet, keşke benim kızım olsaydın. Çok isterdim ve senin gibi güçlü, akıllı, güzel bir kızım olsun. Ama annenin söyledikleri doğru değil. Yolda biz Rüya ile konuştuk, anlaştık. Yeter artık anne kız ayrı kaldığınız. Müdürle konuşayım. Hemen alalım, kurtaralım Rüya'yı şu yetimhaneden. Rüya'ya verdiğim sözler var. Yurt dışında isterse futbolda oynayabileceği bir okula yazdırırım. Sen de onunla beraber gidersin. Öyle değil mi Rüya'cığım? Sibel. Bu davayı unut. Bu çocuğun geleceğini düşün. Bak, sizi nasıl böyle hemen buluşturabiliyorsam tersini de yaparım. Bunu yaparım. Hayır. Hiçbir yere gitmiyoruz biz. Herkes görecek senin gerçek yüzünü. Bu sefer kaybetmeyeceğim. Kardeş, bakar mısın? Bir kalksana ya. Rozet takayım sana, rozet. Ha? Hangisi yakışır sana? Yoksa. Kalkmayacak mısın sen ya? Tamam lan. Tamam.
Bunu sen istedin bak şimdi. Bana yar olmayan devri devranın izzeti ikramını çekeyim. Yansın bu ibneler. Su veren itfaiyenin hortumunu sikeyim. Girmeyeyim neyim ben? Ne oluyor lan? Kimsin lan sen? Evet. Bırak. Kalk. Bırak. Ne oluyor lan? Reşat! Bırak lan bana yakın. Reşat! Reşat! Hadi bakalım, afiyet. Hadi, hadi. Sağ olun. Neredesiniz abi? Sibel'le Rüya nerede? Konuşsana oğlum, arıza mı çıktı? Muzo bir sakin ol. Bir dur be abi. Allah Allah. Hani tamam geciktik ama herif mahkemeyi bir daha tufaya getirmesin diye ekstradan bir garanti belgesi aldık babacığım. Nasıl yani? İşte şöyle yani. Güzel kardeşlerim. Siz kendinizi vampir avcısı mı zannediyorsunuz? Bu ne lan? Ya bunlar on numara deliller be abi. Ya bu lavuk hiçbir yanlış hareket çekemez bu saatten sonra, anlamıyor musun? Ya bitti abicim o, bitti. O dediğiniz hastaneden raporla olursa olur. Böyle bir halta yaramaz onlar. Ama ben her şeyi çektim abicim. He? Şunu ver, yerine teslim edelim. Zaten geç kaldık. Ben size Sibel'le Rüya diyorum, siz ne yapıyorsunuz? Hadi, hadi! Şeref Efendi! Şeref Efendi! Benimle oynar mısın? Oynarım. Haydi kalk ayağa, yürü yürü meşe.
yıkılma öyle. Haydi kavgaya, yürü güneşe. Siyahımsın, beyazımsın, alayına isyanımsın. Siyahımsın, beyazımsın, asil ruhum, Beşiktaş'sın sen. Kara kartal gökyüzünde, kalp ediyor son sözünde. Yıkılma öyle, haydi kalkaya, yürü güneşe. Siyahımsın, beyazımsın, alayına isyanımsın. Siyahımsın, beyazımsın, asil ruhum, Beşiktaş'sın sen. Kara kartal gökyüzünde, hak ediyor son sözünde. Yıkılma öyle, haydi kalkaya, yürü güneşe. Aynalarda gördüğümsün, ağladığım güldüğümsün. Aynalarda gördüğümsün, çözemezler gördüğümsün sen. Bir de bir kuş gökyüzünde, hak ediyor son sözünde. Yıkılma öyle, haydi kalkaya, yürü güneşe. Aynalarda gördüğümsün, ağladığım güldüğümsün. Aynalarda gördüğümsün, çözemezler gördüğümsün sen. Bir de bir kuş gökyüzünde, hak ediyor son sözünde. Yıkılma öyle, haydi kalkaya, yürü güneşe. Siyahımsın, beyazımsın, alayına isyanımsın. Siyahımsın, beyazımsın, asil.